Ekim ayı içerisinde Türkiye yine Türk dünyasının çeşitli coğrafyalarından gelen akademisyenleri ağırlayacak. Uluslararası Dede Korkut Kurultayı 12-14 Ekim tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenleniyor. Kurultayın düzenleyicisi kurumlardan iki değerli akademisyeni ağırlıyoruz bugün. Profesör Doktor Gülay Mirzaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve HÜGEM Müdürü ve Profesör Doktor Bilgehan Atsız Göktağ, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Türk Dünyası Araştırmaları Başkanı. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle birazcık Kurultay'dan bahsedelim istiyorum Günay Hocam. Neden Dede Korkut'u seçtik? Kurultay'ın hazırlık aşamasında neler yaşadık? Kimler katılacak Kurultay'a? Bize Kurultay'la ilgili biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet, ben teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Bu toplantının adı Uluslararası Dede Korkut Konferansı, olarak koyuldu. Biz niçin Dede Korkut Konferansı'nı yapma gereği duyduk? Bilindiği gibi Dede Korkut kitabı Türk kültürünün abidevi bir eseri. Evet. Bugün dünyadaki bütün Türkologlar için temel bir başvuru kaynağı. Biz tabii 200. yılı, bulunuşunun 200. yılı vesilesiyle bu konferansı düzenledik. Çünkü yine Türkologların ve çoğu vatandaşlarımızın da belki bildiği gibi 200 yıl önce bu eser bulundu. Yani 1800'lerde Dresden Kraliyet Kitaplığı'nda bulundu. Ve 1815'te ilk tanıtıcı yayın yapıldı. Yani ilim alemine tanıtılmasının 200. yılı. Tabii kim buldu? Heinrich Ortobius Fleischer buldu bu değerli eseri. Diğer ikinci bir nüshası daha var. Yazma nüshası, iki yazma nüshası var bu eserin. O da Vatikan Kütüphanesi'nde bulundu. 1950'de Ettore Rossi, İtalyan Türkolog tarafından bulundu. Biz tabii ortaokul, belki de ilkokul yıllarından beri Dede Korkut'a bir şekilde aşinayız. Ama şimdi bir kültür bilimci olarak, bir Türk kültürü araştırmacısı olarak son 20 yıldır biz bunu derslerimizde anlatıyoruz, konferanslarda, diğer bilimsel çalışmalarda anlamaya, çözümlemeye çalışıyoruz. Dil, tarih, edebiyat, musiki, kültür, sanat, ekonomi, Türklerin bütün bir yaşamını bulabileceğimiz mucizevi ve abidevi bir eser. Dev bir eser, bir şaheser diyelim. Türklerin Sırdarya kıyısında 5. yüzyıldan itibaren teşekkül ettikleri bu kültürün 15. yüzyıla, 15-16. yüzyıllara kadarki dönemde yer alan, oluşan sözlü gelenek kültürünü biz 15. yüzyılda yazıya alınan bu eserde her yönüyle görebiliyoruz. Hocam kimler katılıyor konferansa? Konferansa Türk dünyası dediğimiz alan çok geniş bir alan. Konferansa Türk dünyasından çok değerli katılımcılar var. Bugün Dede Korkut dediğimizde tabii şüphesiz Azerbaycan çok aktif. Çünkü yayınlar olarak da onlar sürekli bununla ilgili uluslararası yayınlar yapıyorlar. Ama diğer yandan tabii Kazakistan'da yine ön plana çıkan ülkelerden. Kazakistan'dan örneğin Türk dünyası destanlarıyla ilgili çok tanınmış bir isim Profesör Doktor Şakir İbrahim hocamız katılacaklar. Türk Akademisi'nin bir önceki başkanı aynı zamanda. Diğer yandan Türk Akademisi de bizi musiki açısından destekliyor ve Kazakistan devlet sanatçısı Alkuat Kazakbayev konferansımızın açılışında Dede Korkut küylerini seslendirecek. Tabii davet ettiğimiz hocalarımızdan bazıları katılamadılar ama bilim kurulunda katkıda bulundular. Diğer yandan Tofik Hacıyev Azerbaycan'dan, Kamil Veli Nermanoğlu, yine önemli bir isim, Fuzuli Bayat gibi hocalarımız. Almanya'dan Türk boylarının destanları hakkında kitabını yine Türkiye'de Profesör Doktor Metin Ekici hocamızın çevirmiş olduğu çok değerli Türkolog,
İngiliz edebiyatçısı ve ortaçağ edebiyat uzmanı Profesör Doktor Karl Reichel yine açılış konferanslarından birini verecek. Ama konferansın açılışındaki ilk konferansı ise çok değerli Türkolog, dil uzmanı ve Dede Korkut alanında da Türkiye'de önde gelen uzmanlardan olan Profesör Doktor Osman Fikri Sertkaya hocamız verecekler. Gerçekten takip edilmesi gereken mutlaka, bir konferans tabii, olduğu zaten bu isimlerden evet, de açıkça yine, ortaya çıkıyor. Burada stüdyoda bulunan Bilgehan Gökdağ hocamız yine konuşmacılarımızdan biz ve şunu da ilave etmek istiyorum. Tabii biraz önce vurguladım ama Dede Korkut çok boyutlu bir eser. Yani örneğin Türklerde ekonomik yaşamla ilgili yine Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu hocamız bir konuşma yapacak. Yani geçmişte Türklerin ekonomik yaşamı nasıldı? Üretim biçimleri nasıldı? Diğer yandan musikisiyle ilgili yine Azerbaycan'ın önde gelen müzikologlarından Suraya Agayeva hanımefendi konuşmacımız olacak. Rusya'dan yine Türk dünyasının yani Türkik müzik alanında, Türk dünyası müziği alanında çok önde gelen müzikologlardan Profesör Galina Sıçenko yine konuşmacımız olacak. Ve daha birçok konuşmacımız var. Program kısıtlı olduğu için sayamıyorum ve ben bütün konuklarımıza, gelecek konuklarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Hocam konuşmacılarımızdan birinden hemen görüş alarak başlayalım. Bilgehan hocam, Türk dünyası dediğimiz alan çok geniş bir alan. Uzak Asya'dan Avrupa içlerine kadar geniş bir alandan bahsediyoruz. Dede Korkut dediğiniz zaman da bütün bu coğrafya içerisinde bir cevap alabileceğiniz bir isim Dede Korkut. Bizim genetik kodlarımıza ilişkin bilgi verdiğini de söyleyebilir miyiz? Yani Türk ulusunun bu serüveninde, Orta Asya'dan başlayıp Avrupa içlerine kadar giden serüveninde yaşadığı bütün olaylar, bir kültür tarihimiz, genetiğimize ilişkin bilgi veren metinler olarak görebilir miyiz? Bence Dede Korkut gerçekten de Türk dünyasının, Türk kültürünün, Türk tarihinin en önemli eserlerinden biri. Bununla ilgili görkemli Türkolog, Türk dilinin, edebiyatının kurucusu ilmi anlamda Fuat Köprülü Dede Korkut'u Türk edebiyatının bir kefesine, bir terazinin bir kefesine öbür tarafına Dede Korkut'u koysak Dede Korkut daha ağır basar gibi önemini vurgulamak için bu tip cümleler kurmuştur. Gerçekten de Türk tarihini bazen bizim yazılı kaynaklarımız 7. yüzyıldan itibaren elimizde. Ama Dede Korkut'a müracaat ettiğimizde Türklerin tarihini oradan izleyebiliyoruz. Destani bir tarih, söylenciler, efsaneler burada mevcut. Ve Türk dünyasını birleştiren en önemli motiflerden biri Korkut Ata veya Dede Korkut'tur. Bugün Oğuzlara ait Oğuz coğrafyasında daha fazla bilinse de aslında Türk dünyasının tamamında bilinir ve Oğuz Türklerinin dışında kalan Kıpçak Türkleri de, Karluk Türkleri de mesela Kazaklar ve Kırgızlar Dede Korkut'a çok büyük önem verirler. Özellikle bugün dahi Kazak, Kırgız ozanları, başçıları şiirlerine, küylerine geçmezden önce Dede Korkut'a dua ederler, kendileri kendilerine piri sayarlar. Dede Korkut'u. Dede Korkut Oğuznamelerde yani bu hikayelere adını veren, destanlara adını veren Dede Korkut sadece Dede Korkut hikayelerinde değil birçok Oğuznamede geçer ki Dede Korkut da bir bu Oğuznamelerden biridir. Evet. En kapsamlısıdır. Diğer Oğuznamelerde tarihi bir şahsiyet olarak da karşımıza çıkar. Çünkü orada bütün Oğuznamelerde ve Dede Korkut'ta da anlatıldığı gibi Peygamber Efendimiz zamanında ortaya çıkmıştır. 295 yıl yaşamıştır. 3 Kaan'a vezirlik yapmıştır. Ve daha çok da bilge, halk bilgeliğinin sembolüdür Dede Korkut. Az önce programı açarken de söylediniz. Biz daha çok siyaset bilimine, uluslararası ilişkilere yer veriyoruz programımızda. Ama siyaset biliminin de, uluslararası ilişkilerin de, özellikle de Türk dünyası bakışlı coğrafyaya baktığımızda kültürel temellerinin olması çok gerekir. Doğru. Ve bizi birbirimize en fazla yakınlaştıran bu eserlerin başında da
Dede Korkut gelmektedir. Ve Dede Korkut öyle güçlü bir motiftir ki 1950 yılında Sovyetler Birliği döneminde, Stalin döneminde yasaklanmıştır. Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da Dede Korkut'la ilgili yapılan çalışmalar yasaklanmış. Onunla ilgili çalışma yapanların bir kısmı pantürkistlikle suçlanıp cezaevlerine yollanmış. Tüm bizi birleştiren unsurların yasaklandığı gibi Dede Korkut'un da aslında, Korkut Ata'nın da yasaklanmış olması Sovyet politikasının, kültürel politikasının önemli parçalarından bir tanesi. Şimdi efendim bugün ne mutlu ki geçen de Türk soyun alt komisyonları bir araya geldi. Türkiye'den de katılımlar oldu. İşte bu Gülay Hanım hocamın da belirttiği gibi 200. bilim alemi tarafından 200. bulunuşu münasebetiyle Türk dünyasında Dede Korkut yılı da ilan edildi. Ve burada alınan kararlarla da biraz bu etkinlikler yapılıyor. Çünkü Dede Korkut gerçekten de Türkleri birleştiren bir unsur. O Türk Konseyi toplantısında bir alt birim daha oluşturuldu biliyorsunuz. Türk Kültür Mirası. Evet. Türk Kültür Mirası dediğimizde o mirasın başında Dede Korkut gelmekte. Ve araştırmacılardan da birkaç kişiyi söyleyeyim. Gerçekten ilk defa 1916 yılında Kilisli Rıfat neşretti. 1938 yılında Orhan Şahit Gökyay'ın ardından Muharrem Ergin'in Dede Korkut araştırmalarında çok önemli yeri vardır Türkiye'de. Tabii başka araştırmacılar da ama Azerbaycan'da Korkut Şinaslık ayrı bir bilim dalı olarak teşekkül etmiştir. Yani bizzat Dede Korkut uzmanları vardır ki onlardan Tofik Hacıyev, Fuzuli Bayat bizim kongremize gelecek. Ama rahmetli olan Şamil Cemşidoğlu, Hamit Araslı'yı, Demircizade'yi anmadan geçmemek gerekir. Sayın Hocam, Gülay Hocam'la devam etmek istiyorum. Kültür hayatımızın, Türk kültürünün önemli bir kesitini oluşturuyor Dede Korkut aslında. Kimi coğrafyada Dede Sultan deniyor, Korkut Ata deniyor, Dede Korkut deniyor. Bize önderlik etmiş, öğüt vermiş, nasihat etmiş, kötüden korumuş, iyiye yöneltmiş bir olgudan bahsediyoruz. Evet, akademisyenler bunu masaya yatırıyorlar, konuşuyorlar, ortaklıklarımıza vurgu yapıyorlar ama günümüzde de mesela çocuklarımızın ihtiyacı yok mu? Gençlerimizin ihtiyacı yok mu? Bu anlamda neler yapılabilir? Bir akademisyen olarak siz bu genel havayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. Günümüzde güncellenmesi gerekiyor. Aslında elimizde dev bir eser var gerçekten. Gerek toplumsal cinsiyet, yani kadın erkek eşitliği ya da kadına verilen değer, ya da çocuk eğitimi açısından aile düzeni, ailenin toplumdaki değeri ve diğer kültürel değerler açısından tam bir hazineyle aslında karşı karşıyayız. Biraz önce bahsettim, yani 20 yılı aşkındır biz bu eseri okuyoruz. Yüzlerce kez okumuşuzdur biz akademisyenler. Ama her seferinde yeni bir şey bulabiliyoruz. Bugün mesela gündemde olan, sürekli gündemde olan toplumda kadına verilen bir değer. Evet. Aslında bu son derece güncel. Dünya çapında güncel. Yani bizim böyle bir eserimiz var. Bakıyoruz, burada kadınlara biliyorsunuz hatun deniliyor Türk kültüründe. Orada Oğuz Beylerinin hanımları da hatunlar. Evet. Bir Burla Hatun, Kazan Bey'in hatunu Burla Hatun. Ya da Selcan Hatun, ya da Banu Çiçek, bunlar aslında hikayelerde anlatılan yaşantılar içinde sorunlara çözüm bulan, özgün çözümler bulan ve eşlerine de, yani beylere de bunu bir şekilde kabul ettiren, bir uzlaşmaya varan kadınlar. Ama diğer yandan tabii erkek açısından da bakmamız gerekir. Kazan Bey, Beyler Bey'i, Kazan Bey, karısı Burla Hatun'un her sözüne çok değer verir. Diğer yandan Dirse Han, değil mi hocam? Dirse Han da işte çocuğu olmayan bir beydir ve bir hışımla eve gelir. Bayındır Han'ın otağında aşağılandığını hisseder. Çocuğu olmayanlar kara otağa otursun denilince
tabii bütün itibarını kaybettiğini düşünür. Bir hışımla eve gelir, hatunuyla konuşur, çok sinirlenir, öfkelenir. Ama hatunu onu yatıştırır ve ona ne yapması gerektiğini söyler. Ama adım adım onun söylediklerini yapar Dirse Han ve ondan sonra çocuk sahibi olurlar. Tabii bu destana özgü bir anlatı, hı hı, ve o ona göre gelişiyor. Ama bakıyoruz ki sürekli kadına verilen bir değer var. Kadın sanki kocasının danışmanı gibi. Hı hı. Onun sözüne çok değer var, onun incitilmemesi var ve kadınlar son derece cesur, güçlü, kuvvetli, bir sürü sorunla başa çıkabilen, bu detaylar tabii destanlarda, hikayelerde var. İşte oğlunu ölümden kurtaran, ailesini düşmandan kurtaran, hatta kendi Selcan Hatun örneği mesela. Selcan, hı hı, Hatun nişanlısı Kan Turalı, bu çok etkileyici bir sahne, detaya giriyorum ama tam uyumuşken, uyuduğu bir anda Selcan Hatun düşmanların, hı hı, saldırdığını görür ve tabii Kan Turalı uykusundayken onu uyandırmaz ve tek başına o düşmanları alt eder. Hocam, Gülay yani, hocam anlatırken çok güzel dinliyoruz ama biz okurken evet, bu metinleri bu netlikte okuyabilir miyiz? Uyarlamaya yönelik başka çalışmalar var mı? Son olarak size bunu sorayım. Efendim, tabii ki işin bir akademik tarafı var. Türkoloji bölümlerinde, tarih bölümlerinde bunlar anlatılıyor. Araştırmacılar yazı yazıyor. Ama Dede Korkut'la ilgili bizim ülkemizde birkaç çizgi filmin yapıldığını biliyoruz. Bazı belgeseller yapıldı. TRT'de bunun öncülüğüydü, Azerbaycan'la yapıldı, birlikte. Evet. Ama bazı yazarların Dede Korkut hikayelerinden esinlenerek onu yeniden nazma çektiklerini, hatta Ziya Gökalp'tan Basri Gocul'a kadar destan şairimiz Niyazi Yıldırım Genci Osmanoğlu, hı hı, Türkiye'de, efendim İran'da Sehent, yine Azerbaycan'da birçok şair, yazar, hikayeci Dede Korkut'ta işlenen hikayelere yeniden yorumladılar ve kendi nesillerine, kendi okurlarına bunları sundular. Bu açıdan çok önemli. Dede Korkut büyük bir işlev görüyor ve başta da söylediğimiz gibi ortak değerlerimizden biri. Ve orada bu hikayelerde geçen kengeç meclisleri, meşveret meclisleri çok önemlidir. Ve bugün ne mutlu bize ki Türk dünyası yeniden buluşuyor. Bu meclislerde bir araya geliyor. Bu meclislerde Dede Korkut araştırmaları o açıdan da önemlidir ki acaba Dede Korkut geçmişte ne söyledi? Biz günümüzde bunu nasıl güncelleriz ve yeni Dede Korkutlarımızı o Dede Korkut'tan beslenerek nasıl ortaya çıkarabiliriz? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz aydan sürenin maalesef sonuna geldik. Bu kadar büyük bir konuyu elbette ki kısa zamanda ele almak çok zor. Ama izleyicilerimiz için bir çağrıda da bulunmuş olalım. Hacettepe tabii Üniversitesi'nde 12-14 Ekim tarihleri arasındaki bu konferansı lütfen kaçırmayınız. Dede Korkut'la, Korkut Ata ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi Türk dünyasının büyük Türk olakları, sosyologları, kültürologları konuşacaklar. Biz ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.